Herkese merhaba. Nereye gidiyoruz? Hoş geldiniz. Bu bölümde direniş ve sanatı konuşacağız. İlk başta Filistin direnişinin sembollerinden başlayalım diye karar verdik. Evet. Nereden başlayalım? Neyden başlayalım? Karpuzdan. Karpuzdan başlayalım o zaman. Hocam sizin bilginiz varmış bu konuyla alakalı. Benim yoktu. Siz başlayın o yüzden Şimdi lütfen. şöyle, yani karpuzdaki renkler Filistin bayrağının renklerine uyduğu için ve İsrail rejimi Bayrağı Filistin yasakladığı için. bayrağını yasakladığı için sembol olarak karpuz kullanılıyor. Yani çok uzun süre. 1980 benim Tabii bildiğim kadarıyla 80 yılında işte 80'lerde. bir galeri, 3 sanatçı var, Filistinli sanatçı. Bir sergisi İsrailli askerler tarafından yasaklanıyor. Yasaklanınca işte oradaki hatta güzel orada bir diyalog var. Onu da şey almış, not almışım. Diyorlar ki bir tanesi biz diyor işte karpuz da yani işte ne çizersek çizelim. Siz yani renklerden dolayı yasak olacak. Çiçek de çizsek yine yasak. İşte karpuz çizersek de mi yasak diyor falan böyle. İsrail askeri kızarak öyle yanıt veriyor vesaire. İşte o hikayeden sonra 2007 yılında da yine bir sanatçı sergi açıyor ve o sergi dünyayı dolaşıyor. Aslında öncesi daha yani 2007'den öncesi de var ama bu kadar tabii belki de bu kadar yayılmadı. Şu günlerde daha Yani fazla Filistin'de yayıldı. daha fazla Galiba kullanılıyor sembol zannediyorum. olarak. Ama Dışarıda biz çünkü öyle bir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Yani du. Evet, du. bu düne kadar Evet. belki değil mi? Evet. Yakın Şu an zamana biz mesela kadar. onu yani araştıracak kadar merak. Ben çünkü karpuzu görünce gerçekten hiç yani Evet. görmemişim daha önce. Okumamışım da hiçbir yerde. Şaşırdım. Bunların içinde en çok ben şeyi seviyorum aslında bu bir grafik hesabı var şimdi işte Filistin'e özgürlük diye bir hesap. Orada bütün işte yapılan illüstrasyonları, grafik tasarımları falan gösteriyorlar. Çok tabii yapıldı. Filistin haritası üzerinden yapanlar oldu, illüstrasyon olarak yapanlar oldu. Motifler, yani o geleneksel motifler çok hem o kültüre ait. Bir de şey, gelincik çiçeği. Ben önce araştırdım gerçekten gelincik çiçeği mi diye. Hakikaten öyleymiş. Ben de bugün o yüzden gelincik çiçeği taktım Ama tabii boynuma. onu görünce benim aklıma ne geliyor? Tabii ki Kasım ayında İngilizlerin, özellikle İngiliz faşistlerin kullandığı ve 2. Dünya Savaşı'nda göya işte Nazileri öldüren cetlerini andıkları. Yani gerçekten Yani çok garip. neredeyse aynı evet. Hemen Onların hemen aynı. sembolü biraz daha soyut Çok, ama yok tasarım zannediyorum. onlar da yani çok farklı. Mesela bunu rahatlıkla yani bunu görenler rahatlıkla bir işte English Poppy olarak düşünebilirler. Özellikle bu sene hatta bu gelincik meselesi o kadar abartıldı ki gene Filistin'e bağlı. Çünkü Filistin protestolarıyla bu işte Poppy March dedikleri bir şey var. İşte göya 2. Dünya Savaşı gazilerini ve şehitlerini anacaklar ama tamamen bir faşist yürüyüşü. Ondan sonra işte bunda bu iki grup karşı karşıya geldi ve işte bir takım ne diyeyim bayağı Naziler yani işte sizin gelincikleriniz nerede gelincikleriniz nerede diye bağırdı falan bu bayağı bir mesele oldu ve bu meselenin sonunda da İçişleri Bakanı görevinden alındı yani o kadar böyle bir Londra sokaklarında arbede oldu. O yüzden şu anda bana çok farklı şeyler çağrıştırıyor Evet, yani bir de böyle gelincik. Filistin'de de illüstrasyonlarda şeyde gördüm. renklerinden Tabii dolayı gene renkli renkler tercih yani, ediliyor. tabii yani Kırmızı, bir de şöyle bir hani şey olarak da yayıldı ya hani gösteremiyorsan hani ifade edemiyorsan bunu renklerle. Sen aslında çok sembol diline döndü sonrasında. Yani sadece renklerle ifade edilen bir direniş haline de geldi. Eğer o Filistin bayrağının sadece renkleri ise. Ben aslında o şeyi sevdim. Yani o soyutlan yani insanların zihinlerindeki o kodlama soyutlamasını ben yani aslında sevdim. Çünkü şöyledir bence şey tarihi de böyle geliyor. Bir şey ikonlaşmadan hafızalarda çok yer etmiyor. Yani marka yönetimlerinde de bu çok psikoloji için söylenir. Markalar ya yani mesela hani en çok boykot ettiğimiz marka ne mesela? Starbucks değil mi mesela? Onur oradaki kadın sembolü. Yani sembolleşmiş bir çok çok şeydi. yani geçmişe giden bir aslında ifadeyi sembolleştirmişler ama şu an onun markanın sembolü. Dolayısıyla hani önemli renkler sadece renk değil, işaretler sadece işaret değil. Yani ama sembolün şöyle yani iki taraflı bir hali var. Yani tamam semboller güzel olabilir vesaire ama işte eskiden onu geri dönmek istiyorum çünkü bence çok önemli. Hani sadece İsrail'deki protestolarda karpuz kullanmak zorunda kalırken şimdi Avrupa'daki insanlar bile
Yani her yer İsrail olmuş kısaca. Yani evet. Almanya'da bile işte Filistin bayrağını taşıyamıyorsunuz, kefiye taşıyamıyorsunuz. Gazze işte, diyemiyorsunuz. Yani bu kelimeleri kullanamıyorsunuz. O yüzden hani o soyut şeyleri normalde hani güzel olarak anlayacağımız o soyutlama bir baskı aracına dönmüş durumda. Hep şey örneğini veriyorum. Geçen de Instagram'da yeni kitabı çıkmış bir kadın yazar. Yani böyle işte kadınsı meselelerle falan alakalı ama belli ki hani Arap bir menşei de var. Yani konuşmasında Filistin diyemiyor ama arkasında işte o sembolleşmiş karpuzun o resmi var. Yani ancak bu kadarını yapabiliyorlar. O yüzden yani çok ben korkunç buluyorum durum açıkçası. Çok çaresizce aslında doğru diyorsun. Yani. Şimdi ya ben şu kitaptan çok kısaca bir bahsetmek direniş istiyorum. Direniş ve Estetik. Yani. Direniş ve Estetik diye iletişim yayınları Sanat Hayat dizisinden çıkan kitap. Burada İsrail Filistin politikası ve görünürlük, İsrail-Filistin ve görünürlük politikası diye müstakil bir yazı var. Yani demin sen de söylediğin gibi hani görünür olmayla alakalı ve o yaşanan problem, yani bu makalenin temel şeyi zaten onun üzerine kuruluyor. Daha çok göstereceğiz gibi bir yani şey. Neyin görülebilir olduğu üzerine kurulu ve şeyden Ranciere atıfla şey diyor işte o zaten şey diyor siyaset bir estetik meselesi, görünüşler meselesidir lafından hareketle. Yani neyi görüyoruz, nasıl görüyoruz, ne kadar görebiliyoruz? Filistin kendini ne kadar gösterebiliyor? Yani ki bu makale, bakıyorum 2014 yılında yazılmış. Yani bugünkü gelişmelerden, bu son yaşananlardan tamamen bağımsız ve çok daha önceye bakarak yazılmış bir makale. Kitapta da yani genel üst başta zaten küresel ayaklanmalar çağında direniş ve estetik iki editör derliyor. Aylin Kuryel ve Begüm Özden Fırat. Birçok farklı alandan yani sürrealizm, dada orada vesaire. Orada şeyi ben de oralardan başlayarak şey var. Mekan ilişkisine de değiniyor mesela. Tabii. Yani Tahrir Meydanı'na gelene kadar meydan sembol hani olması, oradaki olayları da sembol olması. Evet, sanat bağlamında işte bir meydanın semiotiğin vesaire gibi yazılar da var. O açıdan hani bu kitabı da evet, konumuzla alakalı bahsetmiş olayım. Görünür olmak meselesi bugün için çok çok önemli. Çünkü o kitabın yazıldığı dönemde sosyal medya bu kadar aktif değildi. Mesela Belahdit geçen yıl Filistin'e destek verdiğinde sosyal medya hesapları kısıtlamaya maruz kaldı. Şimdi yakın zamanda da bir marka onun diyor yüzü olmaktan vazgeçiyor yani. Yüzünü değiştirdi. Yüzünü marka değiştiriyor. Yüzünü değiştirdi. Yani bunların Filistin'e de destek. İsrail'di. İsrail'di yani çok yani mesajı çok yerinde. Çok net bir şekilde evet, çok gösteriyor. Kanye West geçen yıl yine bir ünlü bir rapçi ve hani bir sürü moda firmasıyla anlaşması var. Günlük 2 milyon dolar falan kazanıyor. Bir moda defilesine beyaz yaşamlar önemlidir tişörtüyle çıktı. Ve patır patır hepsi iptal ettiler anlaşmalarını. Hani çok ciddi bir yaptırma maruz kalıyor aslında. Yani şöyle hep bu boykotla ilgili siz de paylaşıyorsunuzdur belki hani bir boykotu destekleyen değil mi? Hepimizin aslında yani ben de destekliyorum boykotu ama hani sürdürülebilir boykot meselesini de önemsiyorum. Çünkü bizde bu yapılar biraz zayıftır maalesef yani şunu kabul edelim. Bugün o boykot listelerini gördüğümüzde o da sembol aslında yani zihinler açısından sembol bence. Boykot listelerine baktığımızda her şeyimiz onlar. Yani her şeyimizde onlar var ve biz onları ayrıştırmak istediğimizde hayatımıza nasıl devam edeceğiz? Boykot meselesiyle alakalı ben hep böyle biraz da böyle eleştiriliyorum etrafımda kişiler tarafından. Yani boykotun sürdürülebilir olması önemli ve benim açımdan bir de ya gerçekten boykot edilmesi gereken bir şey mi yoksa başka birileri, rakipleri bunu buraya dahil mi etmeye çalışıyor? Mutlaka o tarz yani bir dahil. Çünkü şöyle bir yani boykotlarda olması gereken birincil, ikincil ve üçüncül sınıflandırılması yapılması lazım bence. Yani birincil doğrudan mesela İsrail askerlerine ya da İsrail ordusuna bağışta bulunuyor. Bir firma diyelim ki. İki, dolaylı. Üç, daha dolaylı. Anlatabiliyor muyum? Yani hani... Ne diyoruz o zaman hocam? Yani boykot da bir çeşit performans art mı? Hayır, şöyle yani bir şekilde... Yani mesela şu haberi ben teyit edemedim. Yani bir baktım ama bulamadım. Şöyle bir haber dolaştı. Bilmiyorum siz de gördünüz mü? Bu işte hani boykot listelerinde çok yer alan Ariel deterjan var ya. İsminden dolayı mı? Ariel mi? İsrail'de
Ariel deterjan Türkiye'de üretildiği için boykot listesinde. Yani Türkiye'de üretilip oraya gidiyor. Ne İsa'ya ne Musa'ya yani. Anlatabiliyor muyum? Orada boykot listesinde. Bu da çok İsrail'dekiler Türkiye'de üretildiği için boykot ediyorlar. Yani bu kısmını tam teyit edemedim. Birkaç yerde gördüm ama emin olamadım. Türkiye'de de İsrail malı diye boykot ediliyor. Eyvallah. Hani bu tarz şeyler de olabiliyor. Hani bir neyin neye hizmet ettiği kısmı biraz daha işin daha detaylı. Biraz şüpheci davranmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Yani hani emin olduğumuz şeylere tabii ki boykot edelim. Yani bir işte fast food zinciri yani, biz gururla net, İsrail yani, askerlerine tabii yemek sağlıyoruz diyorsa yani. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Çok o zaman ben de ifşa etmek istiyorum. Amazon İsrail'de işte onlar çok fazla acı çektikleri için Audible 6 ay ücretleri durdurmuş, sizden şey almayacağız dediği anda ben Audible'ı sildim. Neyse ben şeye dönmek istiyorum ki Kübra Hanımcığım. Evet. Kefiye'ye. Kefiye modası. Evet, kefiye modası. Yani şöyle hani hepimiz gördük belki. Ben onun modanın hani kıyafetle modayı ayıran, zihinde ayıran biriyim. Çünkü modayla ilgili çalıştım diyeyim en nihayetinde. Yani 2018 yılında ben bir fikir dergisi çıkartıyordum. Orada kadınlar için bir dergiydi ama yani masada da masanın var. Masanın üzerinde duruyor. Bu kadınlar için olan dergi, fikir dergisiydi. 3 ayda bir çıkıyordu bu dergi ve burada aslında ben adı öyleydi. Ama ben burada sadece kadın hikayesi üzerinde durmuyordum. Yani bu toplumsal bir şey. Burada erkek de konuşulabilir gayet tabii. Ve burada dosyanın içerisinde onu da ekliyordum. Ve erkek modası ama hangi erkek moda? Burada tamamen işte kıyafet değil aslında kişi olarak diye. Ve bunun içerisinde reklam, işte yalnızlık, mutluluk, hani bu var olan bu çağın aslında hani buhran ne varsa onu işleyen bir sayısı vardı. Güzellik estetik de ona dahildi mesela. Bir de moda sayısı vardı. Moda tabii modayı da şu mesele üzerinden ele almıştı o zaman. O yüzden konuyu oraya getireceğim. Kıyafetle ilişkili midir moda sadece? Yani üzerimizden çıkardığımız bir şey midir? Giyip çıkardığımız bir şey midir? Yoksa onun ötesinde kelimelerimizde, hayatımızın her yerinde midir? Onu sorgulayan aslında bir kavramsal bir şey üzerinde duruyordu. İşte feministlerin, işte kadın tartışmaları yapanların, entelektüellerin burun kıvırdığı bir şey. Aynı zamanda ama bunun üzerine de araştırma yapılmış bir bilim, moda bilimi diye bir şey var. Çünkü bunun üzerinden az önce bahsettiğimiz markaların bize dayattığı, işte o mankenin aslında işte dediği, yani üst çatı moda ama bir sürü orada şey var yani yaptırım var, bizim hayatlarımıza müdahale var. Bunu içeren bir şey. Dolayısıyla ben bu moda işinde, bu en son moda tasarımcısının işte o kefiyeyi kendim tasarladım ve bu benim için özgürlük sembolüdür. Tam da bu işte sembol veya işte ifadelerden bahsederken onun ne kadar aslında gerekli olduğunu. Çünkü ondan önce de o hikaye olmadan önce ben şey demiştim. Türk tasarımcılar neden dedim böyle eylem yapmıyorlar. Ama moda tasarımcılarını kastediyordum aslında yani yine. Çünkü herkesin aslında yani şu bir gazeteyi açıp okumayacak o kişi görsel olduğu için. Giydiği kıyafeti, kendi üstüne giydiği kıyafet daha çok içselleştirecek ve bu her zaman hani üzerine değdiğimiz ya da bize temas eden her şeyin bizim üzerimizde bir izi var. Dolayısıyla bunun üzerinden bir şey yapılması açısından hani moda ciddiye alınabilecek bir şeydir bu bağlamda. Ama ben ayırırsak diye düşünüyor. Ama ben o defileyi çok ne diyeyim? Kiç kesinlikle ve üzerine düşünülmemiş buldum. Çok basit buldum. Yani çok daha heyecanlı, çok daha farklı şeyler yapılabilirdi. Zaten kefiye yeterince bir sembol. Yani o zaten hatta kefiyenin kefiye olarak kullanılması bile aslında çok eleştirildi. Şöyle ki yani kendi işte başına o, tabii hani şöyle işte İngiltere'deki müzik festivalinde sarışın gençler boyunlarına takmışlar. İşte orada dans ediyorlar falan. Hani Filistin direnişiyle hiçbir alakaları yok. Belki uzaktan çok uzaktan böyle bir destekliyorlar ama yani hani çok böyle zaten ayağa düşürülmesinden dolayı biz muzdaripken iyice böyle bir bilmiyorum bana gerçekten ucuz bir geldi. Poplaşma evet. Paçoz evet. Bir poplaşma. Teşekkürler. Şimdi hani bu defileyi görünce ben hani defile üzerinden direniş ve estetik hani ne var diye aklımdan geçirirken aklıma benim Hüseyin Çağlayan'ın şeylerle alakalı, mültecilerle alakalı
olan, yani defile bile denmez. Ben işte 2000'miş seneler önce diye hatırlıyorum. Hakikaten üzerinden çok vakit geçmiş. Televizyonda yakalamıştım ve yani o hissi hiç unutmuyorum. Kendisi zaten Kıbrıs Türk'ü. Yani hani orada bir hani bir şeyden, bir savaştan çıkma durumu var. İngiltere'ye yerleşmişler. Şöyle bir ortam, mesela böyle 4 kadın oturuyor. Ondan sonra kadın kalkıyor, bu şeyin, koltuğun kumaşını cart diye çıkarıyor, üstüne giyiyor. Ondan sonra kalan iskeleti toparlıyor, koluna takıyor. Hmm, bir tane kadın, performans. Tamamen performans. Ondan sonra gidiyor, masada katlanıyormuş, masayı da etek olarak giyiyor ve her şeyini alıp gidiyor. Ve bu arada da arkada, çünkü yani 2000'lerde bizim halen daha içimizde yara olan Bosna Savaşı. Hı hı. Arkada da bir Balkan müziği var, Balkan sesleri var. Yani böyle şeyler yapılabilir, moda ve defile üzerinden, kıyafet üzerinden bir şeyler yapılacaksa. Yani zaten o halka ait olan şeyi böyle pespaye bir şekilde tekrar üretmek değil, yeni bir şeyler üretilebilir diye düşünüyorum. Bir modacı eliyle yapılması var, bir de halk eliyle, yani daha böyle tabandan gelen bir hareket olarak ilk aklıma şey geliyor benim, sanat ve moda ilişkisi. Genç Werther'in Acıları. Buyur hocam. 1700'lerin sonunda Goethe'nin henüz 25 yaşındayken 2 haftada yazdığı ve daha sonrasında Avrupa'da bir salgına sebep olan, bütün gençlerin mavi ceket, sarı pantolon giydiği ve intihar ettiği bir Peki salgın. Onlar neye direniyorlar sizce? Yani onlarınkisi bir direniş miydi? Ben sadece modayla ilişkilendirdim. Yani bir intihar bir moda olabiliyor mesela. Tabii zaten televizyonlarda, gazetelerde intihar haberleri o yüzden böyle biraz daha filtrelenerek veriliyor. Çünkü bir de hani içinde olduğumuz için iyi de biliyoruz. Hani bazı haberler, bazı konular, bazı temalar kimi zaman popüler hale geliyor. Yani normalde hep olan bir şey. Örnek vereyim. Bir çocuk kayboluyor. Bu çocuğu aramak için böyle haberlere çok düşmeye başladığında, hatırlarsanız böyle bir şey olduğunda. Evet. Sonra sürekli şurada da çocuk kayboldu, burada da çocuk kayboldu haberleri çıkıyor. Niye? Çünkü onun bir popülaritesi var, bir reytingi var. Normalde bu hep olan bir şey. Yani çocuklar bir yerde kayboluyor, sonra bulunuyor. Ormana gidiyor, işte komşusunun çocuğuyla kaçıyor. Bu şiddet için de söyleyebiliriz. Kesinlikle. Yani gösterdikçe daha fazla... daha fazlası oluyor. İntihar da aynı şekilde yani. Ya ben bu moda ve bu sembollerle ilgili bir şeyi daha söylemek istiyorum. Hani hep diyoruz ya, bu İsrail'le ilgili hep söylediğimiz bir şey. Yani İsrail'de işte soykırım filmleri, yine mi soykırım filmi diye eleştiriyoruz. Beğenmediğimiz, yine Amerikan askeri kurtardı. Görüyor musun bu işte mazlumları hikayesi? Biz ne kadar burun kıvırsak da, yani bunu tekrar söyleyeceğim yani. Bir şey çok fazla altını çizdiğimizde, bugün biz burayı, buradaki şeyi kiçli olarak da görsek, pespaye de olsa, bir şekilde bunun ileriye dönük kalıcı olacağına inanıyorum ben. Ha, nasıl kaldığını tekrar tartışabiliriz. Hatta bunu daha iyi bir tasarımcı, daha iyi bir grafik tasarımcısı yapabilir, yeniden yorumlayabilir. Ama bu... şey gibi geliyor bana, bu acı toplumlarında eğer özgüven sahibi değilsen, kendi acını da çok sıradanlaştıran bir tarafı da var. Yani sanki ben çok sıradan bir acı yaşıyorum. Aslında onun acısı benimkinden daha az sıradanmış gibi bir hal alıyor. En nihayetinde görsel kültür üzerinden konuştuğumuz için, sanat üzerinden konuştuğumuz için söylüyorum. Yoksa söz, müzik... Her türlü dalda bu ifade aracına dönüşebilir. Yoksa hani onları daha konuşmadık yani. Yani Filistin çerçevesinde, gene ben şimdi sırf zıtlık olsun diye diyormuşum. Yani hani kefiyenin öyle kullanılmasından ziyade, beni düzeltsin seyirciler, Tetris diyorlar bildiğim kadarıyla o Kaneviçe işine. Ya, çok güzel, evet. Filistinlileri. Yani nitekim Filistinli arkadaşlarımdan da öyle işte almış, yani sürekli hani çok hediye güzel ettikleri bir şey. Mesela onun bu savaşta kullanılma, yani özellikle sosyal medyada bir tane resim döndü. O kaneviçe şeklinde çarpı bir gene Filistin motifi yapılmış ve her çarpı öldürülen Filistinliye denk çok geliyor. Çok anlamlı. İşte gerçekten çok anlamlı. Yani hani ben bu gibi
biraz daha yani biraz daha estetize edilerek sunulmuş kullanılabilen bilen bu şeklini daha değerli buluyorum. Ama şunu da kabul ederim, hazır giyim dediğimiz hikaye, moda dediğimiz hikaye zaten biraz öyle. Yani ben çok ince düşünülmüş nasıl, bir estetik estetikten yoksun mu? Değil. Ama dolaylı değil. O kadar daha da direkt. Dolaylı değil yani. Yoruma açık değil. Göstermek üzerine kurulu. Makın markalara yani. Markanın kendini gösterme şekillerine göstermek bakarsan. Göstermek var. Yani onu çok daha estetize bir şekilde de gösterebilir. Yani ben bilmiyorum, Türk bayrağı tasarımı, kıyafet tasarlayan en güzel modacı bile Türk bayrağı kıyafetini güzel tasarlamış mıdır? Bence tasarlamamıştır. Yani onu giydiği haliyle. Çünkü iş biraz daha temsile döndüğü zaman o estetikten ister istemez yoksunlaşıyor. Çünkü bir bayrak diyor yani, ben bunu nasıl tasarlayayım? O kadar kutsal ki, o kutsalı tasarlamak zor bir şey. Muhtemelen o tasarımcımızın içinde o çok kutsal. Dokunmayayım ben onun hiçbir yerine, onu bir yere monte edeyim diye de düşünmüş olabilir. İşte yani montesi bile bize geç geldi. Patchwork yapmış olabilir yani, birbirine eklemiş olabilir. Neyse, Kübra'yı burada durumuna, yani savunucu konumuna koydum. Yok, savunucu değilim, sadece şuyu. yok ben anladım. Ben ilham olacağını düşünüyorum. İnşallah. Ne olursa olsun. Daha iyilerine yol açacak. Evet, her zaman öyle. Bu konuda da bu bizim toplumlarımız da dahil bence. Yeteri kadar yani... Çeşitli sebepleri var, sosyoekonomik, politik sebepleri var. Biz buralarda çok fazla kendimizi ifade ederken önce çok dövüyoruz kendimizi diye düşünüyorum. O yüzden dövmeyelim bence biraz. Yok, biraz onu dövün ki başkalarını överek yani. Evet, yani mesela bunu keşke hani bir oradaki bir doğu bölgesinden bir modacı değil de batıdan biri yapmış olsaydı. Çok daha bence mesajı da güzel olurdu, yüksek olurdu. Evet, kendisinin içinde olan biri olarak yapıyor olmasını kıymetli buldum. Ama o dışarıdan gören birinin de bundan etkilenmesi, ki var çok insan etkileniyor bu durumdan. Herkes eylem yapıyor yani, çok katılımcısı yüksek eylemler oluyor. Keşke öyle bir kendi içine bir sergi olsa da görsek. Bir performans olsa da izlesek. Mutlaka vardır belki de. Yani çünkü ama şöyle bir şey var. Yani özellikle Batı medyasının o tahakkümüyle bazı şeyler çok görünmez halde. Şimdi geçtiğimiz günlerde Amsterdam Uluslararası Film Festivali başladı. Festivalin açılışında işte From River to the Sea, Palestine Will Be Free diye slogan atıldı. Ve bunun üzerine... Yani festivalden o kadar çok film çekildi ki, şundan dolayı, çünkü festival yönetimi ve artistik direktörü işte bu incitici sloganlara yer olmadığını vesaire belirten bir açıklama yaptı ve çok fazla belgesel yapımcısı vesaire festivalden çekildi. Ve buna dair haberleri yani çok az yerde görebiliyoruz. Muhtemelen hani, bunu yaymayan da bir sistem var. Kesinlikle. Yani bu belki bilinçli, de var, biz görmüyoruz. Tabii ki. Olabilir. Yani evet, hani ne bileyim işte İsrail, şimdi Gazze'nin içine giremiyor gazeteciler. Şu an mevcutta Gazze'nin içindeki gazeteciler var. Onlar da çok az. Uluslararası gazetecilerden bahsediyorum. Gazze ile alakalı yayın yapmak isteyenler hep İsrail'den yayın yapıyor. Ve mesela son derece güvenli olan bölgelerde bile İsrail polisi ve askeri onlara kask, çelik yelek vesaire giydirme zorunluluğu şey yapıyor. Yani orada arkada insanlar oturuyor kafeteryada vesairede, hani 50 metre ötende sen kaskla yayın yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü sürekli çünkü Hamas her an saldırabilirmişin altını çizmek için yapılan bilinçli bir manipülasyon. Evet. Ben bir de böyle son zamanlarda zaten takip ettiğim bir arkadaşımız var, Uğur Galenkuş diye. Hani hem sembol dili açısından da hani fotoğraflar üzerinden kolajlar çalışıyor. Onu belki şöyle gösterebilirim. Çocukların paralel evreni diye. Aslında bu arkadaşımız bu Aylan Bebek döneminde kolajlara yapmaya başlıyor. Kendisi aslında başka bir meslekle, yani böyle bir iş yapmıyor normalde. Ve kolajlar yapmaya başlıyor. Sosyal medyanın da o dönemler çok daha artış böyle olduğu bir dönem, çok fazla yurt dışından da ilgi görünce kolajlara başlıyor. Bu zıtlıklar üzerine kolajlar yapıyor. Yani çok refah seviyesi yüksek bir fotoğrafla savaş bölgelerindeki fotoğrafları birleştiriyor ve bunu aslında bir nevi işte içsel sorgulamaya iten kolajlar çalışıyor.
Ben onu tanıdığımda, yani bayağı da olduğu tanıyalı, çocuklar üzerinden bir iş yaptı ve bu Olma kitabı, yani bu Türkiye'de Türkçe bir şekilde yok, yani bu yurt dışında basıldı. Şu anda uluslararası sergiler yapan bir arkadaşımız ve gerçekten hep bu işleri yaptı. Yani hep savaş üzerine bu alanı gösterdi belki hani. Bu anlamda da çok güzel bir çalışma olarak görüyorum. Hani en azından bu Filistin özelinde değil ama dünyadaki savaşlara dikkat çekmek ve hani çocuk üzerinden dikkat çekmek açısından ne kadar da zorlandığını biliyorum aslında. Yani çünkü bunların telif durumları da var. Ama o çok inandı bu projeye kendisi. Şimdi çok farklı ülkelerde sergiler açmaya devam ediyor. Bu çok güzel bir örnek mesela. Sanatla direnişte sembol isimler de var. Onlardan da belki bahsetmemiz gerekiyor. Evet, iyi olur. Picasso mesela. Picasso. Picasso'nun Guernica'sı. Evet, daha çok. O en meşhuru. Ve mesela anekdotu anlatınız lütfen. Lokal bir iş olmasına rağmen, bir iç savaş olmasına rağmen bugün bütün dünya biliyor. Evet. Bu tablo sayesinde biliyor ve bu tablo şimdi New York'ta, Birleşmiş Milletler'de ve Rockefeller ailesinin yaptırdığı bir siyah beyaz değil, kahverengi beyaz kopyasıyla sergileniyor daimi. 2003 yılında Irak'ın işgal edildiği dönemde Colin Powell bir basın açıklaması yapacak ve hani her şey organize ediliyor. Arkada Guernica var. Hı hı. Son anda diyorlar ki bunun önünde olmaz çünkü bu antimilitarist bir tablo ve dünyada sembol olmuş bir tabii tablo. Dünyadaki en büyük savaş karşıtı sanat kesinlikle, eseri. Kesinlikle, kesinlikle yani. Ve bunun üzerine mavi bir örtüyle onu kapatıyorlar. Yani onu oraya koyan İsrailli bir ailenin olması mı, işte ayrıca kapatılması mı, Mehmet'e sürekli sergilenmesi mi? Her açıdan benim, konuşulabilir hani, bir şey. Bildiğim kadarıyla yani öyle okumuştum. Picasso aslında bu tarz eserler üreten bir insan değil. Değil. Bombardıman esnasında oradaymış ve çok etkilenmiş. Çok bir de bu şey İspanyol pavyonu için Expo'da. Expo için yani İspanya pavyonu için üretilmiş bir eser. Hatta bu eseri yaptıktan sonra işte böyle faşistler gelip şeyi soruyorlar, ben bunu sen mi yaptın diye soruyorlar. Hayır diyor, siz yaptınız. Ya çok güzel bir Samet. Yani, bayıldım ya. Picasso yaptınız. Zaten hani böyle cevap hazır cevaplarıyla da meşhur bir adam olduğu için. Evet. Yani böyle Picasso'ya dair çok fazla şey var. Bütün böyle ödemelerini çekle yapıyor. Bir gün birisi diyor ki ya en ufak bir şey bile çek yazıyorsun, niye diyor. Çünkü diyor kimse bozdurmuyor, üzerinde imzam var diyor. Hani o daha değerli. Doğru. Hani böyle çok fazla anekdotu var Picasso'nun. Belki bir kısmı da sonradan uydurulmuştur. Yani olabilir. Ondan da emin olamıyoruz tabii. Bu şey aklıma geldi. Hani bu büyük eserlerden bahsedince direnişle alakalı kullanılan başka bir simge neyse. La Pietà ki Filistin'de de bunu hani İran'da kullanıldı, şeyde Filistin'de kullanıldı, işte Hazreti İsa'yı kucaklayan Meryem imgesi. Yani şey evet heykel. Yani hemen hemen bu bildiğimiz bütün ya ne diyelim çatışmalarda, savaşlarda mutlaka bir böyle hani gönderme yapılan bir sanat eseri o da. Evet yani müzikte de var aslında örnekleri. Şarkı devrimi var Estonya'da. Sovyetlerden ayrılmak istediklerinde umudum, vatanım, sevgilim diye 300 bin kişi aynı anda bir tribünde şarkı söylüyor ve hala milli marşlar o şarkı. Tarihe şarkı devrimi olarak geçmiş bir eser. Şarkı deyince aklıma benim şey geliyor. Tabii hep apartheid'tan konuştuğumuz için hani İsrail'de de olan şeyin apartheid olduğu ve Güney Afrika'da bu durumun çözüldüğü gibi İsrail'de de çözüleceği, yani Filistin'in özgür olacağına dair. Siz de sizin yaşınız yetmez diyormuşum. Yetmeyebilir. Şu an bir şey diyorum. Give Me Hope Joanna diye. Aa çok severim. Evet. Yani o tamamen böyle hani bir metaforik bir şekilde Joanna diye zaten Johannesburg ya hani ona ithafen. Yani hani bana umut ver Johanna, işte artık işte davullarımızı vuralım, işte özgürlüğe kavuşalım falan diye bir kadına yazılmış gibi. Şimdi bile tüylerim diken diken oldu. Yani hakikaten çok güzel bir eser. Yani gerçekten teşekkürler. Yani kesinlikle. Biz onu söyledik ve hakikaten sonunda Güney Afrika özgürlüğe kavuştu. Aynı şekilde de inşallah Filistin şarkılarını söyleyeceğiz. Filistin şey çok yaygın. Siz de fark etmişsinizdir herhalde. Bu İsveçli bir grup var, Kofia diye. Bilmiyorum. Live Palestine diye öyle bir şarkıları var ve sosyal medya. Yani bilinmeden de yayılıyor. Yani tam olarak ne olduğu
Hani şarkının şeyi bilinmiyor. Zaten var yani. Çok yaygın bir çok şekilde kullanılıyor. Yani müzikten o zaman şeye de geçebiliriz tabii. Hani gene sosyal medyada paylaşılıyor. Yani işte direnişçilerin dabke oynaması, yani dansı evet. yapması. O dabkeyi seyrederken aklıma şey de geldi benim. Nasıl popülerize oldu? Mesela Yeni Zelanda Maorilerinin haka dansı. Yani her şey bastırılıyor ama direniş olarak, o kültürün devamı olarak en azından o dansın kalması ve şu anda hakikaten o çok aslında ümit verici bir şey. Yani mesela Yeni Zelanda rugby maçlarında sadece Maorilerin değil, o beyazların da o aynı o dansı yapıyor olması, düğünlerinde kullanılıyor olması. Ne diyelim ya, yani İsrail'dekiler de dabke yapsın hep beraber, ne diyebilirim evet. yani bir gün gelsin. Ne kadar ilginç bir yüzyıldan geçiyoruz, her şeyin şahidiyiz yani. Yani umarız inşallah ki barış gelir ve biz bunları konuşuyor olmayız ama tarihe böyle değişik notlar halinde düşecek yani bu da. Evet, vaktimizin sonuna geldik. Eyvallah. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.